Azerbaycan-İsrail mevzu da ayrı bir mevzu da oraya girmeyelim şimdi. Hocam, şimdi bu mesele çözülür. Yani iki devlet olursa Kudüs bir tarafı İsrail'in olacak, bir tarafı Filistin'in olacak, değil mi? Yani iki devletli çözümden kasıt o. Evet, başka onun da başkenti olacak falan. Evet. Bu şey ne olacak? Batı Şeria bu tarafta, Gazze bu tarafta. Valla iki devletli çözüm ihtimali Yok mu? zayıf. Ha, bunu Zayıf. konuşmaya gerek yok diyorsun. Ya şöyle Ne konuşuruz olacak tabii. peki? Ya şimdi İsrail tarihinin aslına bakarsanız diplomatik olarak da bütün bu son olayı şey yapmazsanız hani merkeze almazsanız askeri olarak da en güçlü dönemini yaşıyor. Yani İran, Hizbullah ve Hamas üçgeni dışında yani İran çok uzak vekalet kullanıyor, vekil kullanıyor. Ya şey de Lübnan'da Hizbullah pasifize edilmiş durumda. İşte arada birkaç tane roket gönderdi. Hemen İsrail uyardı zaten. Uzak durun dedi Hizbullah'a. Hamas'ı da işte halleder gerekirse İsrail. Suriye çok zayıf. Yani Mısır niye iki devletli çözüme razı olsun mu diyorsunuz? tabii Mısır Ama bu işte işbirliği yapıyor. ama Arap ülkeleri tanımaya doğru gidiyor. Orta Doğu'daki bütün huzursuzlukların, bütün kaynamaların sebebi bu Filistin meselesi değil Orta mi? Doğu kaynasın. Yani İsrail hayatını sürdürür. İsrail'e şöyle söyleyeyim. Yani Hamas İsrail'e varlığını ortadan kaldıracak yaşamsal bir tehdit olamıyor. Irak'ta Baas gitti. Saddam gitti. Şeyde Suriye'de Baas var ama çok zayıf. İsrail istediği gibi neredeyse bir şey gibi tatbikat sahası gibi kullanıyor. İstediği gibi bombalıyor. Bu süreçte Golan tepelerini kendisine aldı tamamen zaten kontrol ediyordu. Orada İran hedeflerini vuruyor. Şu an İsrail'i masaya oturtup ödün verdirecek bir şey olması lazım. Zorlayıcı bir şey yok. Ya ödül vereceksiniz, İsrail'e ödül vereceksiniz. Ne ödülü vereceksiniz? Zaten istediği gibi yerleşim yerleri kuruyor. Yani Filistin'in alanı giderek daralıyor. İsrail neden iki devletli çözüme razı olsun şu anda? Onun bir cevabını bulmak lazım. Yani en güçlü hissettiği anda ha Yani der böyle ki böyle gider mi bu iş yani o ya zaman? Ne böyle olacak? şimdi böyle de götürebilir. Hamas'ı da baskılar. Yani Hamas'ın yönetim mekanizmasını Amerika Irak'a girip nasıl Baas Partisi'ni ortadan kaldırdıysa yani diyelim şeyde İsrail'de girdi. Hamas'ı kaldı. Hamas'ın şeyini o idari Diyelim yapısını, bunu yaptı. bankalarını, bilmem nelerini falan şey yaptı. Elemanları kaçmak zorunda bıraktı. Diyelim Katar'a kaçtılar, işte Türkiye'ye kaçtılar, bilmem İran'a kaçtılar, Lübnan üzerinden falan. Ondan sonra diyecek ki bir de şimdi üstüne şey mi yapalım? Devlet mi verelim? Yani Evet. yendikten sonra. Diyelim bunu yaptı. Hamas'ı sönümlendirdi. Gücünü kırdı. Gazze Şeridi ne olacak? Öyle böyle mi kalı? Yani Benim o tahminim topraklarına ekleme niyeti olur mu? hayır Abbas işte Filistin He, otoritesi oraya doğru. zaten şu an şey tanınmıyor. Filistin'in yönetiminde aslında kağıt üstünde. Evet. Dolayısıyla oradan Yani gönderdiğiyle Hamas 2007'de darbe yaptı orada. Evet. Yani bir ihtimal İsrail dediğiniz de olur. ne? Bir Hangisi? ihtimal Ha, yani öyle mi? tabii yani şöyle artık Topraklarına katma mı? evet yok Ne? ne yapacak 2 milyon şeyi zaten niye alsın kendi toprağını? Hı. İki devletli çözüme ya da buna yakın bir çözüme yanaşabilir. Der ki aradan şeyi çıkardık. Hamas bir pürüzdü. Çıkardık. Biz huzur istiyoruz. Silahlı bir güç kalmayacak. Evet. Çünkü El Fetih polis oldu. Yani El fethiyle yapalım. yapalım. Hani bundan sonra biraz huzur olsun. Bu da bir senaryo. Peki bu Filistin meselesinin çözümlendiği anlamına gelir mi? Büyük ölçüde rahatlatır. Öyle Ama mi? şu var. Şimdi şöyle bir sorun var. Bir yerleşimci meselesi var. Ha. İsrail giderek Filistinlilerin topraklarını alıp Kapatıyor. oraya yerleşimci, Yerleşim. yeni yerleşim iskan bölgeleri açıyor. İkincisi günlük hayat Filistinliler için çok zor. Burada gevşeme olması lazım. Yani bir Filistinli yürürken İsrail askerleri durduruyor. Yani böyle işte yaşlı başörtülü bir teyze bile olsanız itip kakıyor vesaire. Yani çok gururunu kırıyor. El-Aksa'ya yönelik yani Filistinlilerin kutsal saydığı hatta bütün Müslümanların kutsal saydığı yerlere çok saygısız davranıyor falan. Bunların da azalması lazım. Şimdi bunlar olmazsa gene huzur olmaz. O yüzden de şey ya, ama bütün bunlara İsrail'in de bir paradigma değişikliğine gidip
evet biz artık bu bölgede huzur istiyoruz. Filistinler de huzur içinde yaşasın. Biz de huzur içinde yaşayalım. Size de bir devlet verelim demesi lazım. 1967. Netanyahu'ya bunu yaptırabilir misiniz? Tarihinin de İsrail en muhafazakar, sağcı. En sağcı, evet. En dinci iktidarını, hükümetini kurdu. Bu da Netanyahu'ya kurdu. Yarayacak bu arada Hamas saldırısı. Yaradı zaten. Yaradı. Yani diğer partiler de hizaya girdiler. Şimdi bu 1967 sınırlarına dönülmeli falan anlaşma için o, yani. Çok, o maksimalist kalır şu anki o? Koşu. Ya şu Erdoğan da diyor 1967. Ya şimdi herkes, Rusya da diyor. Yani maksimalist kalır Filistinler açısından. O iş bitti mi yani 1967 sınırları referans olarak söyleniyor zaten. Hı. Yani orada bir alber yapılması her zaman gündemde idi. Gayet tabii çok sular aktı onun altına. Özellikle bu yerleşimler konusu çok ciddi. Yani haritalara baktığınızda yani süreç içinde, hı, 10 yıllar içinde böyle haritalara baktığınızda Filistinlerin var olduğu bölgelerin giderek böyle şey yaptığı, küçüldüğü, ufaldığı bir manzara ortaya çıkıyor. Ve birbiriyle de fiziki bağlantısının giderek koptuğu. Çünkü şeyin yolun ortasından şeyi geçiriyor. Duvarı geçiriyor işte bilmem kaç. Tarım alanını ayırıyor köyden falan. Yani o şekilde şeyi değiştirdi. Yani fiziki olarak Batı Şeria'nın yapısını büyük ölçüde değiştirdi İsrail. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Ama İsrail için olumsuzundan teşvikler var. Bir tanesi demografik faktör. Demografik faktör Yahudi devletini ortadan kaldıracak bir faktör. Hı. Yani İsrail'in en büyük ikilemi o zaten. İkincisi İsrail'in özellikle son 10 yıldır yani Netanyahu'yu da iktidarda tutan, biliyorsunuz çok az farklarla oluyor. O kadar parçalanmış bir parlamento ki bu. Eskiden bir Likud vardı, bir işçi partisi vardı, bir de işte aradan çıkan başka şeyler vardı. Yani iki partili bir sistemdi neredeyse. Şimdi alabildiğine şey var, irili ufaklı partiler var. Eski Rusya coğrafyasından almış olduğu şeyler de, göçler de çok değiştirdi. Onlar iyice fanatikleri de geldi beraberlerinde. Yani domuz eti yiyen şeyler var. Aşırı sağcı İsrailliler var şeyde. Yani düşünebiliyor musunuz şeyde yani? Hı hı. Şimdi o faktör de dikkate alındığında diğer taraftan evet Netanyahu için bir nefes alma sağlamış olabilir içeride ama bu sürekli bir şey olmayacaktır Netanyahu, hı hı, için. Bu arada Netanyahu'yu da yani bu meseleden dolayı sorumlu tutanlar ve hesap vermesi gerekiyor. Tabii tabii. Var. Yani çok tepki de var. Çok sert bir yazı çok, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi savaş halinde olduğu için İsrail toplum olarak kenetlendiler. Erteliyorlar. Şu anda tabii erteliyorlar. Yoksa işte biliyorsunuz anayasa değişikliği konusunda Tel Aviv'deki meydanları haftalarca nasıl gösteri yapıyor? Yani şeyisi kendi içindeki demokratik şey direnci ve şeyisi ataklığı çok yüksek, evet, bir toplum bu. Dolayısıyla o hesap sorulacak. İkinci bir şey daha bu Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki görüşmeler sürecinde ortaya çıkmış bir fikirdi. Gantz'ı yani şeyle Lapid'le beraber koalisyonu kurmuş olan şeyin sağda yer alan üyesi Gantz'ı hükümete çekme çabası vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu muhtemelen ya bu gerçekleşebilecek ihtimallerden birisi ve bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin de teşvikiyle belki yani aşırı sağcı ağırlığı hükümet içinde azaltma yönünde bir gelişmeye yol açabilir. Kassam Tugayları sözcüsü konuşmuş. Ebu Ubeyde. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı şehit ettiniz. Biz askeri ahlaka inanıyoruz. Dinimizin esirleri koruma hükmünü de biliyoruz. Ancak İsrail insanlıktan anlamıyor. Sıra bizdedir. Yapacağımız infazların sorumlusu İsrail'dir diyor. Yani işte kara harekatı başlarsa reyneleri öldürmeye başlarız diyor. Öldürebilirim dedi tabii. Şiddeti getirdi. Yani işgal, yani İsrail yalnızca işgal etmedi. İşgal altındaki Filistinlileri çok kötü muamele etti. Yani bu şiddet getirir. Yani bu kadar baskı, bu kadar Filistin'in evini yıkma falan. Hani şimdi bu tür uygulamalar hakikaten şey,
Yani tepki ve birikmiş bir öfke. Fark ettiyseniz bu mesela, bir de tabii yani gelir düzeyi düşük yerlerde işte çocuk sayısı fazla oluyor. Çok genç var. Şey, öfke patlamaları var yani. Tabii böyle. Hocam. Yani ya Filistinli bir genç olduğunuzu düşünün yani. İsrail polisi durup dururken geliyor, babanızı dövüyor yani. Tabii şimdi mesela. Annenize bilmem ne yapıyor, saldırıyor tabii, falan filan yani. Filistinler'de gidiyor oradaki... bilmem kaç, 5300 tane Filistinli İsrail hapishanelerinde. Daha şey bile yani, bunun bilmem kaç bin tanesi hani ne olduğu yani gözaltında ama neden gözaltında olduğu açıklanmadan çok uzun süreler tutuluyor diye. Şimdi bu tür öfke birikimleri var tabii ki. Yani İsrail dediğim gibi yalnızca hani bir 48'de bir devlet kurmadı Filistin Arap topraklarında. Bir de oradaki şeyle Filistin halkıyla kurduğu bir ilişki var. Bunun da yarattığı bir birikmiş bir öfke var tabii ki. Bu arada İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında fosfor bombası kullandığı da iddia ediliyormuş. Bu da yasak de... bütün dünyada evet, biliyorsunuz. Evet. Aşağılanma konusu en kalıcı etkiyi yapan, toplumlar üzerinde en kalıcı etkiyi yapan kötü muamelelerin başında geliyor. Hep tarih kitaplarında da yazar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransızların işgal altında tuttukları Alman topraklarında Almanlara yaptıkları muamelenin Nazizmin yükselişinde önemli rol oynadığını da söylenir. Yani, evet. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırıp geldiğiniz için. Bu görüntü canlı mı arkadaşlar? Evet, Gazze'den. Bu akşam daha sakin sanki Gazze. Yani dün akşam daha sık patlama görüntüsü geliyordu. Gökyüzü aydınlanıyordu. Bu akşam daha sakin. Az önce bir işte yanan bina gördük. Acaba şey mi, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden bir saldırı başlar herhalde. Yani çünkü Netanyahu da açıklama yapmış, İsrail Başbakanı. O da diyor ki, ulusa seslenmiş. Düşman savaş istiyordu, savaş alacak. Daha önce hiç yaşanmamış büyük bir saldırıya doğru ilerliyoruz. Hava saldırıları sadece başlangıç diyor. Acaba kara harekatının eli kulağında olabilir mi? Söylediler yani, kara harekatı olacak diye bir haber 48 saat içinde diye bekleniyordu dün. Yani asker de yığdı, tankları da yığdı. Bu sessizlik, bu Gazze'deki sakinlik onun alameti olabilir mi? Nüfusun boşaltılması için zaman veriyor olabilir. Nereye gidecek nüfus? Mısır. Güneye alıyor doğru. Alıyor mu Mısır şu anda? Sınıra yığılırlar. Hmm. Ha, en azından İsrail üzerine düşeni yapmış olacak. Mısır kapıları açmamış olacak. Sorumlu Mısır olacak. Öyle mi? Onu mu hesaplıyor? Ama yani buradaki en büyük şey, açmazlardan birisi bu. Yani birisi rehineler. Diğeri sivil halkın topyekun bir kara harekatında uğrayacağı akıbet. İki en önemli sıkıntılı konu bu. İsrail Mısır sınıra yığılırsa insanlar kapıları açmak zorunda kalır ama yani. Kalır tabii, kalır. Değil mi? Sena Yarımadası'na yerleştirebilir mesela. Kalır. Yani diyorum zaman, işte 2008'de bunun tabii öngörülmeyen provası yapıldı. Yani İsrail şöyle mi diyecek o zaman? Biz Mısır'da kapıları açarsa Gazze'li sivillere kenti terk etmeleri çağrısında bulunduk. Bu saatten sonra kentte bulunan hiç kimse bizim için sivil değildir diyebilir. O zaman da herhalde yerle bir ederler yani. Rehineleri kurtarmaya, geriye kalan herkese Hamas olarak yani görürler. Normalde imkanınız olsa kalır mısınız? Kim kalır hocam? İsrailliler kim bile Türkiye'ye değil mi? Antalya'ya. Evet, geliyorlar. Yani İsrailliler evet, bile şeye de gidiyor, Kıbrıs'a da gidiyorlar. Kim kalır hocam? Kim kalır yani? Peki, çok teşekkür ederim zaman ayırıp geldiğiniz için. Bütün ayrıntılarıyla konuşmuş olduk 3 saat boyunca meseleyi. Size de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gazze'den canlı görüntü gelmeye devam ediyor. İnsanlar çaresizlik içinde, ne olacağını bekliyorlar. Bir kara harekatı başlarsa eğer ve Mısır kapılarını açmazsa Gazze'de ne olacak? Gerçekten büyük bir yıkım, büyük bir kıyım olabilir. Umarız gerçekleşmez. Umarız en azından siviller Gazze'yi terk etme şansı bulabilirler. İzlediğiniz için size de teşekkür ederiz. İyi geceler, hoşça kalın.